Türkiye'de 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması için Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kırgızistan, Kazakistan, Gürcistan, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Birleşik Krallık, Lübnan, Belçika, Hollanda, Almanya ve İsveç'te yaşayan Türk vatandaşlarının oy verme işlemi sona erdi. Avrupa genelinde 31 ülkede yaşayan yaklaşık 2,5 milyon Türk seçmen için 82 temsilcilikte kurulan sandıklarda 14 gün süren anayasa değişikliği halk oylaması süreci 9 Nisan Pazar günü saat 21'de tamamlandı. Yüksek Seçim Kurulu'ndan alınan verilere göre oy kullanma süresinin sonlandırmasına bir gün kala 1.136.921 yurtdışı seçmen sandık başına gitti. Son gün oy kullanacak seçmenlerle beraber yurt dışında bu rakamın toplamda 1,5 milyona ulaştığı tahmin ediliyor. Canım ediyor dedi. 3 kişilik çalışma.